Teknonüs Fatih'in basın toplantısına birlikteyiz. Hocamıza sorularınızla basın toplantımıza başlayabiliriz. Hüseyin Erman Gönülşen TRT Spor. Hocam bir puanla dönüyoruz. Bugünkü oyun bundan sonraki süreçte gruptaki diğer maçlar için sizde nasıl bir umut ışığı yaktı? Hem maçı da değerlendirerek buradan başlayabiliriz isterseniz. Tabii bugünkü oyunu Brugge maçıyla ilgili düşünmek lazım. Çünkü her maçın hikayesi ayrıdır. Her maçın belki de taktiksel yaklaşımı da ayrı olabilir. Onun için bugüne bakmak lazım. Bugüne baktığımızda maç Brugge belki çok kaliteli bir takım gibi görünmüyor ama çok tehlikeli bir takım. Arada böyle bir nüans farkı var. Özellikle ilerideki 3-4 sonradan olan çabuk oyuncularla tehlikeli bir takım. Kendi evinde de seyircisiyle etkili zaten. Ama gol yemediğimiz için memnunum. Ancak tabii atamadığımız için üzgünüm. Bu özet içerisinde yiyebilir miydik? Evet. Kaybedebilir miydik? Evet. Kazanabilirdik de. Öne de geçebilirdik. Oyun daha da değişik oynanabilirdi. Eğer öne geçseydik. Ama Luyendama ile Markao'yu da sayarsak 7 tane oyuncunun ilk defa Şampiyonlar Ligi'nin oynadığı bir maç oynadık Galatasaray formasıyla. Bu 7 oyuncunun bir arada oynadığı ikinci maç oldu Kasımpaşa'yı sayarsak. Dolayısıyla gelecek günler, gelecek maçlar Galatasaray'ın lehine işleyecektir. Bugün beni sevindiren başka bir tarafta 60'tan sonra fiziğimizin yukarıda kalıp bizim oyunu neredeyse domine etmemiz. O sevindirici. Dolayısıyla deplasmanda yenmek için uğraştık. Olmasını da isterdik. Ama yenilmediğimiz için avantajlı bir şekilde kendi evimize dönüyoruz. Çok uzun zamandır da gollemeden döndüğümüz var mı yok mu onu da bilmiyorum ama her geçen gün daha iyi olacağımız söyleyebilirim. Bugün o mesajı verdi oyuncularımız. Bir arada oynadıkça. U gaat vertrekken met 1 punt. En wat denkt u daarover? Ik zal deze gesprek houden over alleen maar Club Brugge wedstrijd. En we hebben wel gezien dat Brugge super kwaliteit heeft. Maar ze waren wel heel gevaarlijk. Dus dat kon je wel zien. Zonder punt tegen konden wij wel ook zeven spelers die niet bij de Champions League hebben gespeeld. Hebben wel laten zien dat zij wel beter kunnen worden. En na de 60e minuut zagen we wel dat wij best wel goed samen konden spelen. En zonder goal tegen, daar zijn we wel blij om. Metin Karabaş. Metin Karabaş, Fanatik Gazetesi. Hocam iyi akşamlar. Bugün Galatasaray adına maçın kırılma anını yaşatan iki oyuncu vardı. Biri Babel. İlk yarıda bulduğu çok net pozisyonda Galatasaray öne geçmiş olsaydı başka bir durumdan bahsediyor olabilirdik. Öteki isim de Fernando Muslera. Onun kritik iki kurtarışıyla da yine başka bir maçtan bahsediyor olabilirdik. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Babel tabii bizim için çok önemli bir oyuncu. O pozisyona da çok üzüldü bence. Maç boyunca da onu yaşadı. Esasında tabii o kadar iyi niyetli ki ilk adamı geçtiğinde takılda düşebilirdi. Vurdu ona çünkü kırmızı kart da olabilirdi belki. Ama o gol atmaya gitti. Olmadı. Ama Babel bizim için önemli bir oyuncu. Nitekim şöyle söyleyebilirim. Bizim arkadaşlarımız Brugge'ü seyrettikleri zaman özellikle daha çok giden yer sağ taraftı. Sağ bek için söylüyorum. Ama bugün Babel var diye hiç çıkmadı. Yani bazı oyuncuların oynamayla büyük fayda sağladığı gibi sadece ismiyle veya az oynadığı zaman bile rakip takım için tehlikeli olan bir oyuncu ve isim olduğu için böyle de takıma faydası olur. O yüzden Babel İstanbul'da atar. Öyle ödeşiriz. Muslera'ya gelince Muslera geçen gün de söyledim. Bizim takımımızın kaptanı özverili gidiyor. Her zaman da bu
takım için önemli biri oldu. 24 saat evvel 15-16 saat uçup milli takımdan gelip güvenip koyduğumuza göre o da hakkını veriyor. Bugün de sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Kolay değil. O yüzden inşallah bu formu devam edecek. Vraag werd gesteld over de eerste helft van Babbel en Muslera. Die hield een goal tegen. Babbel die vind ik belangrijk. Hij kan heel goed kan hij voetbal spelen. Eigenlijk had hij die doelpunt wel kunnen. Eigenlijk had hij wel kunnen vallen en een rode kaart kunnen verdienen. Maar hij wou toch gaan doorspelen. Aan de rechterkant zag je wel dat Club Brugge best wel normaal gesproken goed was. Alleen Babbel die hield het wel tegen voor Muslera. Hij heeft, eerder heb ik dat ook gezegd, 24 uur heeft hij gevlogen, daarnaast gekomen. En hij is wel een van de beste spelers. Ali Naci Küçük. Ali Naci Küçük, Hürriyet Gazetesi. Hocam siz Galatasaray'la yeni bir kupa kaldırmış bir teknik adamsınız ve Türk futboluna çok önemli değerler, başarılar kazanmış bir hocasınız. Fakat bugün Türkiye'de maç öncesi aynı geçen yıl Moskova'da olduğu gibi farklı gündemler konuşuldu ve Fenerbahçe Başkanı sizi kastederek sicil ifadesi kullandı. Bunun için neler söylersiniz? Evet. Merak ediliyorsa maçtan evvel öğrendim. Yani eğer hedef buysa zaten öğrendim maçtan evvel ama vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz, rica ediyorum. Sicilin, micilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız. Değerse cevabını alacak herkes. Cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa herkes alacak. Onun için dediğim gibi o saydığım 3 şey var ya, parayla, nüfusla ve reklamla. Dolayısıyla başka bir yerdeyiz. Burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeyleri eğer gerekirse cevap vereceğiz. Hiç kimse merak etmesin. Coach, u heeft 20 cups gewonnen in Turkije en vandaag werd er door Fenerbahçe vice-president werd er een uitspraak gedaan. Alleen daar wil ik het gewoon niet over hebben, want je kunt de kracht met reclame, geld, dat kun je niet vullen. De mensen die er niet zijn, daar gaan we het zeker niet over hebben. We houden het gewoon hierbij. İki soru daha rica edelim. Erhan Kanlı da güzel. Daha sonra bir soruyla teşekkür edeceğiz ardından. Erhan Kanadı Güzel Habertürk. Hocam bugün Belhanda'nın yokluğunda orta sahada Seri, Lemina, Enzonzi ilk defa oynadı. Onların bu Belhanda'nın olmadığında bir yaratıcılık problemi yaşar mı diye düşünüyordu ama bugünkü onların performansını nasıl değerlendirirsiniz? Performansları fena değildi ama tabii Belhanda'nın hücumla olan ilişkisi onlarda yok tabii. Değişik tipler onlar. O yüzden Belhanda'yı her zaman onlar bizim için önemli ama Belhanda bizim için her zaman çok anahtar bir oyuncu. İnşallah bir an evvel aramıza katılır. Lemina 3-4 ay oynamamak kolay bir şey değil. Yavaş yavaş kendi kaptırdığı topları tekrardan kazanmayacak. Normal rakipten kazanacak. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da katkıda bulunacak takıma. Fiziği bir yandan da fizik atletik problemlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Seri daha da iyi olmalı, daha da işler yapmalı ama iyi mücadele etti. Enzonzi ilk yarı biraz geçmişe oranla daha tutuktu ama ikinci yarı çok daha iyiydi. Ama dediğim gibi Belhanda ayrı bir yerde. Belhanda en Seri die, of Belhanda die was er niet en daar in plaats heeft Seri die heeft de middenveld gepakt. Alleen ja, naar aanleiding van dat Belhanda er niet was, Lemina had wel een sleutelpositie. Alleen ja, Belhanda die was normaal gesproken was wel beter geweest, maar dat zal wel gevuld worden door andere spelers van de middenveld.
Son sorumuzu rica ediyoruz. Var mıydı sorumuz? Tamam. Yoksa eğer teşekkür edeceğiz. Buyurun kardeşim. Belçika'dan Yerel Gazete, Necdet Özkan Gazete Türk'ten. Hocam öncelikle yine göğsümüzü kabarttınız. Gurbetçilerin ve Avrupa'nın Fatih Terim ve Galatasaray ismini duyduğunda biraz çekiniyorlar ve Belçika basınından da Kulüp Brugge'nin de sizin ilk yarıda gördüm hocam. Bayağı çekindiler ve sizin bu ilk yarı Babel'in golü olsaydı tahminim çözülürdü. Kulüp Brugge bu isminiz ve Galatasaray'la yıllardır bu yapılan maçlarda bu şekilde oldu. Hocam nasıl yorumlarsınız? Vallahi çekinme değil herhalde, saygı duyuyorlardır. Onu öyle diyelim.